tedavi eden olur. Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sunaak tarafından Datça Karayolu üzerinde işkence edilip terk edilmiş olarak bulunan köpek koruma altına alındı. Şunlar sigara yanıklarıydı şunlar. Bunlar hepsi sigara yanıydı. Yerleri belli zaten, ayaklarında da vardı. Şurada da var, şurada da var. Şu tarafında var. Bunlar şurada sigara yanığı vardı. Bunlar bıçak izi. Marmaris Datça Karayolu üzerinde iki yavrusuyla birlikte hayvanseverler tarafından bulunan köpeğe yapılan işkence görenleri şoke etti. Vücudunda gördüğü işkencenin izlerini taşıyan köpek, Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sunaak tarafından veteriner kliniğine getirilerek koruma altına alındı. Kendi de küçük zaten değil mi? Evet, yaklaşık 8 ay. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan köpeğin 15 gün boyunca burada kalacağını belirten İçmeler Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Semin Biter şunları söyledi. Bu köpeğe yapılan muamele kabul edilemez. Bir canlıya bu hareketler yapılamaz. Olayı savcılığa şikayet edeceğiz. Hayvanın ilk geldiğinde şoka girmiş olduğunu gördük. Yosun Hanım hayvanın tırnaklarının çekildiğini fark etti. Hayvana işkence edilmesinin yanında onunla eğlenmiş işkence yapmışlar. Marmaris'te artan uyuşturucu madde kullanan insanların sayısı çoğaldığından bu olaylar yaşanmakta dedi. Biter, köpeği iki yavrusuyla bulan Sunaak'ın hayvanı olduğu yerde besledikten sonra barınakta yer bulunup bulunmadığını kontrol amacıyla bölgeden ayrıldığını söyledi. Daha sonra köpeğin bulunduğu bölgeye tekrar gidildiğinde hayvanı bulamadıklarını kaydeden Biter, ertesi gün gittiklerinde ise bir yavrunun kayıp ve hayvanın işkenceye uğradığını gördüklerini kaydetti. Biter şöyle devam etti. Ve çok samimiyetle söylüyoruz ki bizler abartmıyoruz. Her gün buna benzer çok vaka oluyor. Özellikle köpeklere yönelik. Kediler de buluyoruz. Kuyruğu yakılmış. Gözü özellikle oyulmuş kediler buluyoruz. Ve yine köpeklerin dövüştürüldüğünü, pitbull köpeklerin Marmaris çevresinde dövüştürüldüğünü, yaralı köpeklerin yol kenarına atıldığını biliyoruz. Yine tecavüz edildiğini, özellikle uyuşturucu çekip tecavüz edildiğini hayvanlara, sıradan bir olay olduğunu köpeklere biliyoruz. Lütfen bütün kurumlarımızdan rica ediyoruz. Eğer Marmaris'imizin daha güzel, modern, insancıl bir kent olmasını istiyorsak bunlara karşı önlemlerimizi hep birlikte alalım. Talihsiz köpeğin tedavisini yapan veteriner doktor, Yosun Sivijink de işkence gören köpeğin tedavisinin sürdüğünü belirterek, köpek ilk geldiğinde önceden oluşan yara ve sigara yanıkları kısmen iyileşmişti. Ama hayvanda bulunan iştahsızlığın sebebini araştırdığımızda ön kol tırnaklarının çekilmiş olduğunu gördük. Şimdi serum ve tedavi ile en kısa zamanda sağlığına kavuşacak şeklinde konuştu.